Arkadaşlar bu soruda diyor ki Ali ve Mustafa 240 metrelik uzunluğundaki düz bir yürüyüş parkuruna iki ucundan birbirine doğru sabit hızla hareket etmişler. Bu iki kişi aynı anda yürüyüşe başlarsa Ali 144. metrede, yani Ali 144 metre geldiği zaman Mustafa ile karşılaşıyormuş. Toplam yol 240 metre olduğu için demek ki ne oldu? Mustafa da 96 metre yol gelmiş. Hocam 140 ve 144 ve 96 bu 48'in 3 katı, bu da 48'in 2 katı. Yani her iki tarafı 48'e bölersek hocam demek ki bu 3 birim yol geldiğinde bu 2 birim yol gelmiş. 3'e 2 ile orantılıymış bu sayılar. Demek ki ben de dedim ki demek ki Ali 3V hızıyla gidiyorsa Mustafa da 2V hızıyla gitmiş olsun. Diyor ki hocam Ali Mustafa'dan 25 saniye sonra yürüyüşe başlasaydı tam ortada karşılaşacaklardı. Hocam zaten Mustafa orası metre verdiği için, şurayı metre aldığı için demek ki süreyi saniye almam gerekiyor. Mustafa zaten 2V ile ilerlemiyor mu? Her saniye 2V ilerliyor Mustafa. Demek ki 25 saniyede ne yapar? 25V'ye kadar ilerler. Hocam bundan sonra Mustafa 25 saniye ilerledikten sonra, 25V'lik ilerledikten sonra ne yapsınlar? Ali ile karşılaşmaya devam ediyor, yürümeye devam ediyorlar ikisi aynı anda ve orta noktada karşılaşıyorlar. Kardeşim, o zaman diyelim ki bunların Mustafa 25 saniye yürüdükten sonra, pardon saat yazdım, saniye yazacaktım. Saniye. Hocam T saniye sonra karşılaşsınlar. Yani Mustafa 25 saniye yürüdükten sonra Mustafa 2V hızıyla T saat saniye daha yürüyecek. Ali zaten 3V hızıyla T daha yürüyünce yolun ortasında karşılaşacaklar. Demek ki hocam buradaki gördüğün ifade tüm yolumuzun yarısına eşitmiş. Bunu da söylemiş olalım. Hocam bu 2V'yi karşıya atarsak V çarpı T'miz buradan 50 V'den dolayı sadeleştiririz. T'mizin 50 olduğunu görürüz arkadaşlar. T'miz 50'ymiş. Hocam biz tüm yolun yarısı, yolumuz zaten 240 değil miydi? 240'ın yarısı görmüş olduğunuz gibi 3VT değil miydi? T'yi de 50 bulduk. Hocam şu arkadaşlar sadeleşir. 2'ye bölersek 12, 3, 5, pardon 15. 15'i de karşıya atarsak V dediğimiz 12 bölü 15. V değerimiz 12 bölü 15'miş. Hocam sadeleştirmeye devam edelim. Her tarafı 3'e bölersek V değerimiz 4 bölü 5 olarak bulunur. V'miz 4 bölü 5'miş. Hocam soru bizden neyi soruyor? Mustafa'nın yürüyüş hızı saniyede ne kadardı diye sormuş. Arkadaşlar Mustafa 2V'ye kadar yürüyordu. 2 çarpı 4 bölü 5. Yani 8 bölü 5. Bu da 1,6'ya denk gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır.